Hoş geldiniz. Lounge üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu videonun ana konusu aslında Lounge'da gerçek bir yükseliş. Gerçek bir yükseliş ama. Böylesi bir yükseliş ne zaman gelecek? Tabii ki gerçekten kasıt ne arkadaşlar? Örnek veriyorum. 2-0 atması gibi. Yakın zaman içerisinde yani az bir sürede gerçek bir mega rally. Böylesi bir durum. Örneğin şurada bir 4x gördük zaten. Ama ben bundan fazlasını söylüyorum. Belki de 40x gibi bir süre içerisinde. Bu gibi hareketleri ne zaman görebiliriz, nasıl görebiliriz? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere Lunge'un tam olarak bu mega rally'yi tetikleyecek olan şeyin ben gelecek manuel yakım olduğunu düşünüyorum. Hala manuel yakımın geleceğiyle alakalı şüphesi olanlar var. Tabii şüphe olması normal. Sonuçta önümüzde bir belge yok, bir şey yok. Ama şunu söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi bu adamlar spor olsun diye USDC yakmadılar mesela. Ben her zaman söylüyorum. İlk bakın bu adamlar önce Lunge yaksaydı ben şunu söyleyecektim. Diyecektim ki bu adamlar Lunge'u falan sallamıyor diyecektim. Tamamen vitrine oynuyorlar, kameralara oynuyorlar. Hiç başka hiçbir açıklaması yok diyecektim. Neden böyle? Çünkü Lunge'u önce yakmak demek arkadaşlar. Sen ekosistemi canlandırmak istemiyorsun. Sen kalıcı bir yükselişi hesap etmiyorsun. Düzgün bir yükselişi hesap etmiyorsun. Sen şimdi ben bunu patlatayım. Ondan sonra şöyle yatırımcının ağzına bir parmak bal çalmış olayım. Ondan sonra kenara çekileyim diyorsun derdim. Ama sen önce USDC'yi yaktığın zaman ben oradan şunu anlarım. Bu ekosistemin güneşi olan USDC'yi sen yakıyorsun. Önce gerçekten zeminden yani gerekli olan şeyden başlamışsın. Sıra zaten Lunge gelir. Yani bu adamlar önce USDC'yi yakarak zaten hem somut anlamda iyi bir şey yaptılar ve gerçekten burada iyi niyetlerini görmüş olduk. Bu adamlar arkadaşlar 11,5 milyarlık arzdan 1,5 milyarlık arzı yani toplam arzın da aşağı yukarı %15'ini spor olsun diye yakmadılar. Canları istiyor diye yakmadılar. Belli bir amaç uğruna yaktılar. Ve çok ciddi bir yakım. Yani toplam arzın %15'ini yakmak şey bir şey değil. Nasıl diyeyim? Az buçuk bir şey değil. Zaten coin şeyi yaptı arkadaşlar USDC. Yani korkunç bir yükseliş yaptı yani. Daha geçenlerde yaptı yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var yani şu anda ortada. O yüzden ekosistemin tamamı hakkında, gelecek şeyler hakkında umutluyum. Gerçekten bir Lunge rallisi dedik. Bakın. Şimdi ilk etapta bir parti daha USDC yanacak. Bunu zaten konuştuk. Aşağı yukarı 400 milyon bir parti daha yanacak arkadaşlar. Çünkü toplam ve dolaşan arzı eşitlemeleri lazım ama şu an bütün toplam arzı dolaşan arzı atarlarsa ne olacak? Birim başına fiyatta bariz bir azalma olacağı için bu da USDC fiyatını hem uzun vadede hem de kısa vadede dibe çekecek. O yüzden adamlar her ikisinden hem toplam hem dolaşandan işte 400 milyonluk yakıp kalan kısmı yeniden dolaşana arz edecekler. Böylelikle dolaşandan hiçbir şey çıkmamış gibi olacak. Hatta haber bazlı olarak yakım geldi mevzusundan dolayı yükselişe geçer. Ama teknik anlamda bir şey olmaz. Burada hedefe ulaşmış olurlar. Artık dolaşan ve toplam eşitlenir. Yakılan bir birim bile artık etkir hale gelmiş olur. Tabii ki buradaki etaplarda Lunge de etkilenir. 2. Son parti yakım. Yani bu bir parti yakımdan sonra USDC'nin 3. ve son yakımı olacak. Lunge'e geçmeden önceki. Bundan sonra adamlar Lunge'e dönecek arkadaşlar. Çünkü USDC de belli bir noktaya geldiler. Ondan sonraki parti yakım Lunge'de gelecek ve özellikle bunun 2023'te olma ihtimali çok yüksek. Çünkü asıl ekosistemi ayakta tutan şey USDC ama ekosistemi dünyaya gösteren şey Lunge. Bunu da bilmek gerekiyor. Bütün bunlardan dolayı arkadaşlar ondan sonra Lunge'e dönecekler ama neden Lunge'u geç yakacaklar? İşte soru bu. Lunge'u geç yakmalarının sebebi Lunge'u boğada yakmak isteyecekler arkadaşlar.
Sen şu dakika toplu bir akım yaparsan tamam çok güzel. Sen bu dakikada yükselirsin. Belki sen burada mesela şu dakika 1 trilyon yakım yaparsın. Bir anda manuel. 3.09 belki 10x'i tek partide hemen yaparsın. Şu dakika yaparsın ya. Daha da yükseğini yaparsın hatta. 10x ne? Bu dakika o hareketi yaparsın. Ama sonra ne olur? Tekrar geri çekilmeye başlarsın. Çünkü sen ayı piyasasındasın. Sıkıntı burada başlıyor. O yüzden manuel bir yakımı, toplu bir yakımı her zaman boğaya bırakmaları gerekir. Şu an sadece toplamaları lazım arkadaşlar. Sadece topluyorlar şu anda. Şu an herhangi bir yakım yapamazlar. İşte bu manuel yakım geldiğinde ve bu boğada olacağından mütevellit arkadaşlar. İşte lunge'da herkesin sorduğu o asıl hani kayış burada koptu. Allah gidiyoruz diyeceği nokta bence burası olacak. Bu yakın. Ve bu 2023'ün ben yaz aylarına tekabül edeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten boğayı, mega boğa aşamasını o zaman bekliyoruz. Şimdi şunu diyor olabilirsiniz ya kim bekleyecek o kadar falan. Değil. Lunch bütün piyasa bunun üzerine çalışıyor arkadaşlar. Bakın bütün piyasa bunun üzerine çalışıyor. Sizin ya yeter artık vallahi ben bıktım. Çıkıyorum dediğiniz anda İşte tam böyle bütün yatırımcının artık sizin böyle yok arkadaş hani yükselmeyecek ben bıktım hani canımdan can gitti ya zararına satıyorum lanet olsun dediğiniz yerde boğa başlıyor arkadaşlar. İşte böyle bir sistem üzerine kurulu. Ama bu da maalesef yine işte bir kısır döngü insanların suçu. O kadar uzun zamandır düşüyor ve tam bir doygunluğa ulaşamadan alıcı da bulamadığı için piyasalar bir noktaya kadar rutin düşüyor. En sonunda hep aynı senaryo olur. Bu sene de şeyde olacak işte. 13 binlere falan düşüşte görülecek. 20-21 binlerde uzun 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 takılacak. En sonunda insanlar diyecek ki lanet olsun bu yükselmiyor diyecekler. Satışı bir koyacaklar Bitcoin'de mesela. 13 bine bir düşecek. Sonra biz toplamaya bir başlayacağız. Ondan sonra olay oradan başlayacak arkadaşlar. Tabii ki Lunge'la alakası da Lunge'da da olaylar bundan sonra başlayacak. Yani piyasanın geneli aslında bu sistem üzere hareket ediyor. O yüzden bunları bilmeden yani işleyişin bu olduğunu bilmeden zaten zarar edecekseniz hiç yatırım yapmasanız daha iyi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.